Şimdi bu hakemler Ali Koçu evet ya da diğer X kulüp başkanlarını mahkemeye vermiyorlar ya da dava açmıyorlar ama hepsinin birer avukatı varmış. Sosyal medyada ne kadar hakaret varsa sosyal medyadaki o hakaret eden kişileri avukatları Hı. işte savcılığa suç duyurusunda bulunuyormuş. Tazminat, ha, tazminat davasına, davasına çevirmişler. Oradan da hatta bu aralar iyi para kazanıyoruz diyen hakemler de varmış. Şimdi benim asıl Yok merak ettiğim ya. o şu e, bir hakem söyledi bana bunu e, 14 var hakemiyle biz sezona başladık oysa 30'un üzerinde şu anda ifabdan e, var sertifikası almış ülkede e, Orta hakemler dışında maç evet. yöneten hakemler dışında 30'a yakın hakem varmış niye 14 onun da araştırılması lazım e, onun nasıl ha, o kişi bana ee, var, var sertifikasının nasıl alındığını da anlattı. İşte Riva'da özel maçlar, turnuvalar düzenlenip işte e, İFAP'tan gelen müfettişler işte o, o, oradaki hakemlerin 14 e, orta hakemlik yapmasını işte maç yönetmesini 14 kere de VAR'da VAR monitöründe hakemlik Hı. yapmasını e, istiyorlar. Orada o 14 14 28 maçta sınavı başarıyla geçenlere sertifika vermişler. Ama ülkede şu anda elimizde var hakemleri e, bulunuyor. E, bu kadar e, kötü e, performansların olduğu yerde ellerinde aslında B plan olarak yeni var hakemleri de var. Onu ifade edelim. Şimdi bütün bunlardan şu sonuç ortaya çıkıyor. Aslında yıllardır e, olduğunu düşünüyordum ama bu sene ayuka çıkmak üzere. <laughs> evet MHK başkanları var ki istifa etmeyerek Ahmet İbanoğlu, Sayın Ahmet İbanoğlu... Ali Koç'u da aklı çıkarmıştır. Koltuk düşkünü. Orada bir sürü cümleler var. Ee, ben gölge bir MHK başkanı olduğunu düşünüyorum. Ahmet İbanoğlu dışında. Aslında hani vaktiyle e, Zekeriya Alpin söylediği gibi davulu bana verdiler işte tokmağa başkası hmm. da. Onun gibi bir durum var. Hatta bu sefer davul da tokmak da bir başkasında. Orada bir isim var. Ahmet İbanoğlu koltukta oturan isim. İşte titre yani, geçiyor. kim gelecek? soruyorum Hayır o, o o ayrı konu ama e gelecek. şu anda perde arkasında gölge bir MHK başkanı var ya da MHK başkanı gibi davranan biri var. Bütün güç onda ve Türk futbolunun canına okuyan kişi de o bence. Onun araştırılması lazım. Hakemler o sen böyle bir şey ok var ismini bilmiyorsun değil bilmiyorum. mi? Bilmiyorum ama ha, tamam. hakemler bu kadar kötü performans gösteriyorsa ve MHK başkanları da yıllardır şunu söylenmiyor mu? Birçok kişiden de duydum ben. Riva'daki kişilerden de duyuyorum. MHK başkanları koltuğa oturuyor ama hakemlere hakim değil. O hakemlere bir türlü kontrol altına alamıyor. oto kontrol altına alamadığını zaten görüyoruz. Çünkü Huk Dallas geliyor. Bir tane daha e, hakem eğitmeni, gözlemci hepsi var. E, haftanın belli bir gününde, salı günü yanılmıyorsam, e, maçlardaki performanslarını değerlendiriyorlar. İşte şurada yanlış yaptın, şurada doğru yaptın ödül ve ceza sistemi de var işte o işin içinde. Yani gölge birileri var. Gölge diyorlar. Türk futbolunun canı yok. Canını, oku canını oku okuyan bir e, arkada bir oluşum var. E, bu senede aslında Ali Koç her şeyi e, bütün şeffaflığıyla görmüş. Dosyaysa dosya, mektupsa mektup. E, bildiği daha fazla şey olduğunu düşünüyorum. E, bir şeyler anlattı ama. E, söyledikleri adrese ulaştı. İlk iş olarak Futbol Federasyonu Başkanı da, bence Futbol Federasyonu Başkanı projeleriyle vesaireleri aslında çok çalışıyor. Belki de Mehmet Büyükekşi olmasaydı, başka bir isim olsaydı şu anda Türk Futbolu da olabilirdi. Onu da söyleyelim. Yani Köprü'den önceki son çıkışa geldik. Hepimiz aynı noktada birleşiyoruz. Ee, gerekirse, geçen hafta da konuşmuştuk Gürcan abi. İki hafta Maçlar oynanmaz, 3 hafta maçları oynanmaz. Her şey temizlendikten sonra e, tekrar hızlı bir şekilde gaza basıp bu lig biter ama. Bu şekilde biten ligde tartışmalar hiç bitmez. Çeki, çeki. Herkes zan altında çeki, kalır. Bak Herkes mi? birbirine Fenerbahçe Galatasaray arasındaki e, Gürcan abi işte 24 Aralık'ta oynanacak e, derbi öncesinde kıyamet kopmaya başlar. Bildiri savaşlarıyla birbirlerini sağ dışına çekerler. Çok sıkıntılı durumlarda olabilir. Peki, Oraya doğru bak, gidiyoruz, o yüzden bak, önlem alınmalı. E, Sayın Mehmet büyük, büyük ekşi. Sayın hemşerime tavsiyem. acil var kadrosunu yabancı yapsın. Ben o kadar yabancı varakemi bulamam diyorsa ki geçen sefer öyle dedi hatırlayacaksınız. Bulamadım dedi. O zaman ilk altının birbirleriyle oynayacağı olan maçlardaki varakemleri yabancı olsun. Ama bu sefer düşme hattındaki adam da ben can derdindeyim. Ben de yabancı var isterim derse. Son altının da. Var hakemleri yabancı olsun. Yani o haklısın diyebilir. O zaman son altının da var hakemleri yabancı olsun. Birbirleriyle yaptığı maçlarda ama. Hı. Tamam mı? Yani birbirleriyle oynayacaktır maçlar. Hiç yoktan kâr yani. Yani bu yapamıyorsa yani 9 maçın hakeminin de ee, <laughs> yabancı yapamıyorsa var hakemini en azından bu takımlar birbirleriyle oynarken onların var hakemleri. Yabancı olsun. O zaman bu maçların hepsini FIFA kokartta hakemler yönetmek ya bu, zorunda. Lisan konusunda. Bu, Bütün hakemler ya, yabancı ya, bilmiyor. Levent yani. abi 50 kelime 50 kelime. Bak 50 kelime bilse. Tamam mı? Evet. Zaten futbol Anlaşırlar. terimleri aşağı yukarı. Anlaşılır. Bak 50 kelime. Bildik kelimeler. Yani. Ondan sonra şey e, insanlar biraz adalet duygusu oluşuyor. O zaman camialar siner. yani Ali Bey'deki Ali Bey'in oradaki açıklaması 3 saat sürdü. Bir infial. Yani sadece bu sezonu içermiyor o isyan. Tabii. Şimdi e, Galatasaray'da zaman zaman isyan etti. Trabzon'da etti. Beşiktaş'ta etti. Ama bu takımlar bu hakemlerle şampiyon oldu. Zamanında. Biri şampiyon olacak çünkü. Yani Aynen. yapacak bir şey yok. Bir tek Fenerbahçe olamadı. Tamam mı? 9 sezondur. Yani şikayet etti. Bana operasyon yap yapıyor dedikleri hakemlerle hepsi şampiyon oldu. Demek ki burada bir Ever operasyon yapılan bir kulüp varsa Fenerbahçe şampiyon olamayan o çünkü. Ve hemen her sezon, özellikle son 3 sezondur çok ciddi rahatsızlık var. Hakem kararlarıyla, bar kararlarıyla e, ilgili. Evet. Galatasaray bu şampiyonlar önceki 3 sezonda kim şampiyon oldu? Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş o üç şampiyonluk. Evet. O şekilde almış. 5 şampiyonluk da Aliye Bey'in 5 şampiyon. Birincisine geldiğinde Galatasaray. Çünkü Fenerbahçe kötü bir takım yapmıştı hı hı. kokuyla. Evet. Zaten antrenör çok değiştirdi. İki kez Galatasaray, Galatasaray Saray, üçünde de şampiyon oldu. Ondan sonra 3 senede Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe Beşiktaş'a kaptırdığı şampiyonlukta Fener Sivas'ı Fenerbahçe şampiyonu evinde. Hı hı. Galatasaray bir tane fazla şampiyon oluyordu. Evet. Beşiktaş şampiyon oluyordu. İşte, yani, az önce yani, buradaki yani, operasyonla ne ilgisi var? Yani Galatasaray'ın siz... Galatasaray önünü mü kestiler gol atamadı? Galatasaray değil ama Gürcan abiye şuradan katılalım. Abi, Bu ülkede hakemler Sira, Sira, şampiyonları Sivas Sivas maçında da, işte. da ciddi hakeme var yanlışları var. Ondan önceki Malatya maçında da var. Mesela o sezon için konuşuyoruz. Pandemi sezonunu söylüyorsun. Tamam Yani pandemi sezonu öyle. Ha yani. Evet, tamam. İşte Beşiktaş şampiyonu. Beşiktaş'tan fena puan pandeminin aldı. Pandeminin ikinci sezonu. Evet. Bir, golle evet. şampiyon oldu Beşiktaş bu arada. E Evet. Tamam. Yani bir golle. En şampiyon. yakın buna takım da Yani orda, olamadı. Evet. or, evet. orada da var. Şimdi o nedenle Ali Bey'in açıklamaları mesela insanlar diyor ki başka kulüpleri mesela Galatasaray'la <laughs> da tartışıyor bende. Bana da hata oldu diyor. Kardeşim olmuştur. Ya olmamıştır <laughs> diyemeyiz ki. Ama bu, bu seneye özel bir durum değil Ali Bey'in açısından ya da bir Fenerbahçe'nin bakış açısından konuştuğun zaman. Geçen sene de var. Belki senede de var. Ve artık, artık e, insanların burasına geldi. Tak etti yani. Adam iyi bir takım kurmuş. Dünya para harcamış. Tamam mı? Takır takır oynuyor sahada. Gol rekorları kıracak. Şunu e, yapacak. Yoluna gidecek. Futbolcusu hakeme inanmamaya başlıyor. Te, e, e, yani 5-0 yenmiş Pendi. 5-0 yenmiş Rizespor'u hakem konuşuyorsun ya. Böyle saçma şey mi olur? Oturup o futbolu, o oyunu, o golleri, o performansı, o teknik adamı konuşacağın yerde hepimiz burada geliyoruz hakem konuşuyoruz. Evet. Peki Zeki Uzun Durkan az önce şey, e, şunu demişti. Perde arkasında bir MHK başkanı var. Şey. Varsa kime hizmet ediyor o zaman? Bir şey söyleyeyim. Yani MHK başkanı. Kaos, farklı bir durum var. Ama bu hafta ben bir yazı e, okudum tam kaynağını hatırlayamayacağım şimdi ama korkunç bir şey. Diyor ki o yazıda Türkiye'de diyor yasa dışı bahis oynama yaşı 12 13'e düştü diyor. 12 13 yaşındaki çocuklar yasa dışı bahis bahis mi oynuyorlar ya? Ya öbür bir sonraki programa getireyim yasayı. Şok oldum ya. 12 13 Olur diyor de, ya. Evet. Oynama yaşı oraya düşmüş. Eskiden evet. spor toto oynarken ne yapılırdı? Spor. Adını soyadını yazarsın, tabii, tabii. yaşını, yaşını yazarsın, imza atarsın. Evet. Doğru mu? Evet, evet. evet. evet öyle Hadi ]ydim. 12 yaşındayken aynen, oynaya aynen. bakalım kabul ediyor mu diye. Aynen. Nasıl Neden bu bahis ya? hikayesi oldu? Çünkü Doğu'da acayip illegal bahisler oynanıyor. Ne paralar gidiyor. 13 yaşındaki çocuk şey, bahis şeyde, oynuyor şeyde ya. Şey de var Zeki, babam oynadı getirdi kuponu diyor ya. Yani, biliyorum yani çocuklar gidiyor. Hmm. Lise öğrencileri ya da ortaokul öğrencileri ya da... oynuyorlar. İnternet, İnternet üzerinden ta babasının ta ya da abisinin şeyinden şey, çocuk oynuyor yani? Ya da iddia bayi biliyor o yaşlı çocuğun onun oynamayacağını. Diyor ki babamın kuponu yatırmam için getir, getir getirdi diyor. Evet gönderdi Mesela diyor. Mesela gönderdi gönderdim. E tamam doğru. Yani Bunu orada... engelleyebilir misin? Orada... Böyle bir yasa var mı? Engellersin. O zaman Nasıl baban gelsin diyecek abi. Yasa. Yani şey orada şeyini Allah aşkına şeyini de para kazanacak abi. adam baban gelsin der mi ya? Demiyor. <laughs> Üzgün söylüyorum. Babam yolladı... İki tane şey istiyor diyor mesela. Hayır, Ekmek hayır. istiyor diyor. Gürcen Baban abi. gelsin mi diyecek. Gene abi oynamıyor ki. İnternet üzerinden abi. abisinin, babasının onu. ya da bir yakının dayısının yani yaşı tutan birinin e, bilgisayar üzerinden orada demek ki giriyor sisteme. Abi. Çocuklar da oynamaya başladı abi, yani. Nasıl bir, iş Bir ya? bir program indiriyorsun. Sadece oraya kredi kartı. Tamam onu diyorum. Evet. Tamam mı? Neyse o kadar biz olmasın. onun şeylerini söylemeyelim de hani tabii tabii yani <laughs> ama yani Kamu gelen adam da var söylebilme Bunu anca Banka Şu, üzerinden bu, 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 işi oynayanlar şunu bilsinler. Arkadaşlar daha yeni ben bir iki tane şey seyrettim. İllegal bahis üstüne belgesel. Şimdi adam oynuyor. Güzel parayı kazanıyor. Paramı yatırın diyor. İllegal bahis sitesi. Para yatmıyor, biri yatmıyor, iki yatmıyor, üç yatmıyor. Tamam mı? Arıyor. Ee, bugün, yarın diyorlar. Ama bu bir hafta uzatıyorlar o süreyi. O bir haftada kazandık ama para ediyor. Kanımız diyor tabii durmuyor diyor.